Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun süredir sizlerle birlikte bir ürün incelemesi yapmadık. Bu defaki ürünümüz Banggood'dan geliyor ve bir ayarlı güç kaynağı inceleyeceğiz. Ürünümüz oldukça kaliteli ve güzel arkadaşlar. Şuradaki yazıdan da gördüğünüz gibi programlanabilir dijital ayarlı güç kaynağı. Oldukça güzel ve stabil çalışan bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Ama birlikte tabii ki bu ürünü test edeceğiz. Kullanımına bakacağız ve gerçekten üzerindeki değerleri gösteriyor mu bunu inceleyeceğiz. Öncelikle ürünümüzü ana hatlarıyla incelemeye başlayalım. Arkadaşlar kutu içeriğinden bu şekilde ana ünitemiz çıkıyor. Şöyle bir kablomuz var klipsleriyle birlikte ve bir güç kablosu çıkıyor arkadaşlar. Bu güç kablosu oldukça kaliteli bir kablo. Bunu belirtmem lazım çünkü dışı kalın olsa bile iç kısmındaki bakırlar artık ince tutuluyor, ancak bu gelen üründe bu kablonun oldukça kaliteli olduğunu söyleyebilirim ve bir tane de kullanım kılavuzu çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde İngilizce olarak hangi tuşun ne işe yaradığını ya da ürünü nasıl kullanabileceğinizle ilgili detaylar mevcut. Bunlara çok fazla girmeyeceğim. Zaten bu tür bir ürün aldıysanız %90 ihtimalle kullanmayı biliyorsunuz demektir. Bu kılavuzu detaylı bir şekilde anlatmayacağım. Ancak ürünü birlikte inceleyeceğiz. Bizim için burada önemli olan şey ürünün kullanımı ve değerleri gerçekten verip veremediği, bunları birlikte değerlendireceğiz. Öncelikle ürünün şu şekilde yapısını ve şeklini göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın burada havalandırma ızgaraları var. Ürün dik bir şekilde değil, bu şekilde yan olarak duruyor. Ayakları bu kısmında. Bu şekilde kullanıyorsunuz arkadaşlar. Burada iki tane USB çıkışı var ve bir tanesi Type-C çıkışı. Buradan hızlı şarj özelliği olan cihazlarınızı hızlı bir şekilde şarj etmeniz de mümkün. Gelin güç verelim. Ardından cihazımızı test etmeye başlayacağız. Öncelikle güç bağlantısını oluşturdum. Cihazı açtığımızda arkadaşlar oldukça güzel bir ekranı var. Bu şekilde ekranı beyaz olarak görebiliyorsunuz ve bir encoder üzerinden kontrol ediliyor arkadaşlar. Bu sayede ise gerilimi 0.1 volta kadar ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani şu an 23.32 voltu böyle çok rahat bir şekilde bu cihaz üzerinden ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın diğerlerinde, bu analog olanlarda özellikle 0.1 voltluk gerilimleri ya da 0.1 voltluk akım değerlerini ayarlamak oldukça zor. Ancak bu cihaz üzerinden bunları kolayca yapıyorsunuz. Dediğim gibi burası analog değil, bir encoder kullanarak bu ayarları yaptığı için oldukça rahat bir kullanım sunuyor sizlere. Cihazın ekranını görüyorsunuz arkadaşlar ve birazcık kullanımından bahsetmek istiyorum. Bakın burada 3 adet tuşumuz var. Aslında bir de açma kapama tuşumuz var. Bu zaten açıp kapatmak için kullanıyorsunuz. Bu tuşu kullanarak arkadaşlar akım sınırlaması yapabiliyorsunuz. O da şu, örnek veriyorum. Şu anda 7.894 amperi ayarladık. Bu değer aşıldığında çıkışı otomatik olarak bu cihazın kesmesi sağlanıyor. Buradaki tuşumuz ise gerilim ayarı ya da akım ayarını istediğiniz gibi ayarlamanızı sağlıyor. Buradaki menüler arasında, daha doğrusu sayılar arasında gezmek için ise encoder'ın ortadaki tuşunu kullanıyorsunuz. Bakın bu şekilde butona basarak direkt istediğiniz değeri atlamanız sağlanıyor. 10.2 amper ile 0.01 amper arasında ayarlama yapabiliyorsunuz. Bakın çok küçük bir akım değerini ayarladım. Gerçekten analog cihazlarda bunu ayarlamak neredeyse imkansıza yakın. İmkansız demiyorum ama imkansıza yakın. Cihazımızın maksimum voltajı ise 30 volt arkadaşlar. Şöyle gösterelim. 31 voltmuş. 30 voltluk cihaz olarak geçiyor. Ayrıca son olarak burada bir tuşumuz daha var arkadaşlar. Gerekli ayarlamaları yaptığınızda buradaki butona basarak çıkışı aktif ediyorsunuz. Şu anda değer çok düşük olduğu için arkadaşlar çıkış vermedi. Şuradan akım miktarımızı biraz yükseltelim. Evet, gerekli ayarlamaları yaptım arkadaşlar. Akım değerim çok düşük olduğu için cihaz kapandı. Bakın burada iki tane modumuz var. İşte sabit akım ya da sabit voltajla ayarlama yapabiliyorsunuz. Buradaki butona basarak da
çıkışı aktif edebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda çekilen bir akım olmadığı için çekilen güç değeri de 0 olarak gözüküyor. Şu an gördüğünüz gibi cihazımı bir osiloskopa bağladım arkadaşlar. Buradan şöyle gösteriyorum, bakın cihazın çıkışı şu an osiloskopa bağlı ve rahat görünmesi için cihazın üzerine aldım osiloskopumu. Çıkış gerilimini görüyorsunuz, oldukça düzgün bir çizgi şeklinde gidiyor arkadaşlar. Şöyle tekrardan otomatik modda konumlandırayım. Bakın frekans hanesinin 0 olduğunu ve hiçbir sapma olmadığını görebilirsiniz. Neredeyse bir aküye yakın, tabii ki bir akü gibi olamaz ama bir aküye yakın, bir pile yakın kalitede DC bir çıkış verdiğini söyleyebilirim. Bakın gerilimi düşürüyorum şu anda. Oldukça istikrarlı bir şekilde gerilim değişiyor. Şu an 12.6 volt. Benim osiloskopumda 12.5 gösteriyor. Küçük bir sapma var ama bu osiloskoptan da kaynaklı olabilir, cihazdan da kaynaklı olabilir. Çok büyük bir değer değil ama özellikle buradaki çizgiye dikkat etmenizi istiyorum. Bakın çizgide neredeyse çok hafif bir parazit var ama bu olabilecek bir şey. Sonuçta PWM çalışan bir cihaz, gayet istikrarlı ve temiz bir çıkış verdiğini osiloskop ekranından teyit ettik ve sizlerle paylaşmış olduk. Cihazın gerçekten 10 amper verip veremediğine bakacağım arkadaşlar. Gelin şimdi bir de akım testi yapalım. Ardından cihazın iç yapısına birlikte geçeceğiz. Ayarlı güç kaynağına ampermetremi bağladım. Ampermetrem maksimum 10 amper ölçebiliyor arkadaşlar. 10 amperin üzerine çıktığında ise hataya düşecek. Şu an iki cihazı birbirine bağladım ve şu an çıkışı aktif ediyorum. Gördüğünüz gibi şu an ampermetrem hataya düştü. Çünkü 10 amperin üzerinde bir değer okuduğunu söylüyor ve bu şekilde bir sinyal veriyor. Cihazın ekranına baktığımda ise 10.02 amperlik bir çıkış olduğunu görüyorum ve kablolar gerçekten ısınmaya başladı. Bu da cihazın gerçekten 10 amperlik bir performans verdiğini bizlere gösteriyor arkadaşlar. Bu noktada akım değeri olarak cihaz bekleneni karşılıyor. İsterseniz cihazın iç yapısını da birlikte inceleyelim. Ardından videomuzu tamamlayacağız. Ayarlı güç kaynağının içi bu şekilde arkadaşlar. Oldukça kaliteli bir iç devreye ve dizayna sahip. Genelde arkadaşlar, yani şu anda hiç incelemediysem 6'ya yakın ayarlı güç kaynağı inceledim. İç kısmında genelde aynı devre kullanılıyor. Sadece bazılarında bu şekilde SMD'ye bir dizayna sahip. Bazılarında ise normal dip dediğimiz montaj şekline sahip. Hatta kullanılan entegrelere kadar %90'ı aynı tasarımı kullanıyor. Sanırım firmalar belirli bir yere bu kısmı ürettirip buradaki güç kartını kullanıyorlar. Farklılık ise buradaki kontrol ünitesinde başlıyor arkadaşlar. Şuradaki ekran ve kontrol ünitesi birbirinden farklı. Ancak inanın bana şu çıkışlarına kadar aşağı yukarı devre aynı şekilde çalışıyor. İç yapısı bu şekilde. Bu devreyi çalıştıracağım. İsterseniz ısıl dağılımına da bir bakalım. Gerçekten yük altında çok fazla ısındığını görmedim ama birlikte cihazı yük altında test edeceğiz ve termal kamerayla ısınan noktalarını da görmeye çalışacağız. Bakın şurada bir şont direnci var. Yine burada bir şok bobini. Devreyi çalıştıran MOSFET'lerimiz burada. Bakın PWM entegresi burada ve gerilim ve akım kontrolünü sağlayan entegrelerimiz de bu noktada konumlandırılmış durumda. Şu kısım ise yüksek gerilim ve filtre bölümü burada yer alıyor. Şimdi cihazı tam yük altında bırakacağız. Termal kamerayla da bakarak videomuzu tamamlayacağız. Şu anda cihazı tam yük altında bırakıyorum arkadaşlar. Şu an 10 amper çekiliyor. 10 amperde bakalım nereleri ne oranda ısınıyor. Bunu test etmek için bir termal kameradan faydalanacağım. Şu an çalışan cihaza termal kamerayla bakıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Özellikle MOSFET'lerin zaten devrede soğutucuların olduğu noktaların fazla ısındığını görebiliyorsunuz arkadaşlar. MOSFET'lerin bulunduğu noktaların şu an 66 dereceye ulaştığını görüyoruz. Bakın şuradaki şont direncimiz
Oldukça ısınıyor. Çünkü bunun üzerinden şu an akım çekiliyor 10 amper. Bu şekilde ısınan devre elemanlarımızı da görebiliyoruz. Bakın şu an cihaz çıkışı tamamen kısa devre pozisyonunda. Cihazın anakartındaki ısıl dağılımı da bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Farklı noktalardan farklı değerler okuyabiliyoruz termal kamera üzerinden. Gerçekten güzel tasarlanmış bir karta sahip. Dediğim gibi genelde firmalar bu tasarımı, bu test edilmiş tasarımı kullanıyorlar. Bu sayede problemsiz güç kaynakları üretebiliyorlar. Aynı tasarımı kullanan, analog çalışan, hala yıllardır kullandığım güç kaynaklarım var. Oldukça güzel çalışan bir ürün olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Böylece bir inceleme videomuzu da birlikte tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu ürünü almak isteyenler için videonun açıklamalar kısmında satın alma linkini ve indirim kuponlarını bırakmış olacağım. Bir sonraki inceleme videomuz ve projemizde görüşünceye değin şimdilik hoşça kalın.